Pro Yayın Denizi AYT Park fizik denemelerinde 6. denemedeyiz çocuklar. Bakalım nasıl sorular var. Birinci sorumuz Hooke kanunu ile ilgili. Düşey düzlemde tavana asılmış kütlesi ihmal edilen homojen yayın ucuna 8 kilogramlık bir cisim asıldığında yay özelliğini kaybetmeden 4 santim uzayarak dengeye geliyor. Ben şimdi burada hazırlıklar yaptım. Neden olduğunu göreceksiniz şimdi. Evet. Yay özelliğini kaybetmeden 4 santim uzayarak dengeye geliyor demişim. Hooke kanunu bana ne diyordu? Diyordu ki çocuklar, eğer yayın esneklik katsayısı bozulmadığı sürece sen bu yaya bir kuvvet uygularsan kuvvetle doğru orantılı olarak uzatabilirsin bunu ya da sıkıştırabilirsin. Atıyorum F kadar bir kuvvet mi uyguladın? Bu kuvvetin sonucunda eğer parçacığın işte X kadar uzuyorsa kuvvet iki katına çıkarır da 2F uygularsan 2X kadar uzar diyor sana. Aralarında yani bir doğru orantı vardır diyor. Buradan da kanunu çıkarttığım zaman F eşittir. İşte ne diyorum? K yay sabiti çarpı X. Çünkü aslında F'in X'e oranı nedir? Hep bir sabittir. Bu oranda neyi verir bana? Bu grafiğin eğimi tabii ki oradaki yay sabitini verir. Ha enerjiyi de o grafiğin altında kalan alandan bulurum. Yani uyguladığım kuvvet F kadarken X kadar uzuyorsa şuranın alanı Fx bölü 2 yapacağı için gelip de F yerine Kx yazdığım zaman potansiyel enerjiyi de tabii ki ne bulacağım? Fx bölü 2'deki F yerine Kx yazarsam Kx çarpı X bölü 2'den 1 bölü 2 Kx kare bulurum ama bu bir enerji sorusu değil. Bana Hooke kanunu kısmı lazım. Şu kanun lazım. Peki yayın ucuna 2 kilogramlık cisim asıldığında şimdi başta 8 kilogramlık cismin ağırlığı ne kadar? 80 Newton. 80 Newton dengeye gelecek. Yani astım açıldı 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 yay. En başta bu 8 kilogramlık cismi yukarı doğru çeken bir yayda gerilme kuvveti yok. Ağırlığı yüzünden harekete başlayacak. Aşağı doğru düşerken de bir yandan yayı germeye başlayacak. Yay gerilince de geri çağırıcı kuvvet etkisiyle 8 kilogramı kendine doğru çekmek isteyecek. Yani burada yayın cisme uyguladığı kuvveti göreceğim. Ne zamana kadar bu cisim hareket edecek? 80 Newton'un ağırlık işte dengelene kadar. Yani aşağı doğru açılacak, açılacak, açılacak. İvmeli hareket yapacak, hızlanacak parçacığım. Sonra belli bir hıza ulaştığında artık net kuvvet sıfır olacak. Ama tabii ki duramayacak. Bir hızı var. Aşağı doğru biraz daha açılıp sonra ne yapacak? Geri çağrılacak. Şöyle bir salınım hareketi yaparak sonunda dengeye gelecek. Ta ki ne zamana kadarmış? Yaydaki gerilme kuvveti de 80 Newton olana kadar. Şimdi bu kuvvet 80 Newton'ken cismim ne kadar uzamış? 4 santimetre. E zaman ben bu kuvveti 2 kilogramlık bir cisim asarsam aynı yaya 20 Newton'luk bir kuvvet uygularsam şuraya 20 dediğim zaman bu ne yaptı bakın? Dörtte birine düştüyse bu da dörtte birine düşecektir. Yani 1 santim uzar mı? Evet uzar. Sıkıntı yok. Ancak 80 Newton sınırı benim için biraz belirsiz. Yani 80 Newton'dan daha büyük kuvvetler uyguladığımda yay yine açılmaya da devam edebilir. Aynı miktarda doğru orantılı olarak açılabilir. Ama yayın esneklik katsayısını ben aşmışsam, biraz onu bozmuşsam, bozmak ne demek? Bakın hemen bir tane yay göstereyim size. Şurada bir yay var. Kalemimi içinden çıkarttım. Bu yayı açık bıraktığımda tekrar kas sesini bozmadığım için eski pozisyona gidiyor. Ne kadar kuvvet uygularsam bakın az bir kuvvetle şu kadar uzadı. Biraz daha kuvvet uygulayınca daha çok uzadı. Biraz daha uyguladım daha da uzadı. Ama siz o kuvveti artırır artırır da nah şöyle yaparsanız. Pardon. Mikrofona çarptım. geri dönüyorum bak. Esnekliği bozuldu artık bunun. Yani bundan sonra buna uyguladığım kuvvetle doğru orantılı bir şekilde uzamaz. Değişir artık o yer. Tamam mı? O yüzden bize yay özelliğini kaybetmeden diyor. Kaybetmediğinden eminim. İlk 4 santim uzayana kadar. Yani 80 Newton'a kadar, sıfırdan 80 Newton'a kadar uyguladığın her kuvvetle doğru orantılı olarak uzayacak. İşte 80 Newton'lık kuvvet uyguladığımda K çarpı 4 santim yazıyorsam ki metre cinsinden yazarım aslında ama onu hadi 4 birim diyelim. Yoksa uzama miktarını ne yapmam lazım? 4 bölü 100 yazmam lazım metre cinsinden. Ha bu kuvveti indirdiğinde yarıya 40 olduğunda bu da artık K çarpı 2 bölü 100. Yani 2 santim uzayacaktır. 8'de 1'ine indirdiğinde 10 Newton bir kuvvet uyguladığında bu da 8'de 1'ine inecek. Yani 8'de 1'i 1 bölü 200. Falan filan. Yani bu kısımda doğru orantıda da sıkıntı yok. Ama 80 Newton'un ötesi için belirsiziz. Belki de 100 Newton uyguladığımda hakikaten ne kadar uzayacak? İşte her 20 birime ne kadar düşürdü? 2'şer 40 birime 2 düşüyorsa o zaman bu da 5 bölü 100 uzayacak. Belki de bozulacak daha fazla uzayacak. Burası meçhul. 80'in üstü soru işareti tamam mı?
Buna benzer bir soru 2016 YGS fen bilimleri fizikte 6. soruda soruldu çocuklar. Ben şimdi telif yemeyeyim diye açmıyorum ama o soruyu siz bir bakıverin. 2016 YGS sorusuna benzer bir soruyu tabii ki ben size benzer bir şey yaptım işte. Uygulanan kuvvetin yaydaki uzamaya bağlı grafiği verilmiş çocuklar. Bu yaydan bir dinamometre yapılırsa diyor aşağıdaki aralıklardan hangisi doğru olarak ölçülebilir? Yani yayın esnekliği bozulmadığı sürece ölçümleri doğru yaparım. Bakın 4 Newton'luk bir kuvvet sonucu 1 santim uzamış. Kuvveti 2 katına çıkarttığında 8 uyguladığında uzamada 2 katına çıkmış. Sıkıntı yok. Demek ki 8'i ölçebiliyorum. Kuvveti 3 katına çıkarttığımda 12 Newton uyguladığımda uzamam da 3 katına çıkmış. O zaman buraya da ölçüyorum. Sıkıntı yok. Kuvveti 5 katına çıkarttığımda uzama miktarım 5 katına çıkacakken bu diye ne yapmış? Daha fazla. Uzamış. Demek ki buradan sonrası artık yayın esneklik katsayısı geçilmiş. Bundan sonraki değerlerde benim yayım öyle ağırlıkla doğru orantılı olarak uzamayacak. Orası muğlak olacak. O zaman ben bu dinamometreyle bir ölçüm yapmak istersen, bundan bu yaydan bir dinamometre yaparsam 12 Newton'a kadar olan değerleri ölçer. 12'den sonrası bozulmuştur. Ha belki 13'te bozuldu, belki 13 ve 15'te bozuldu. Şurayı bilmiyorum. 20'de bozulduğundan eminim ama 12 ile 20 arasında da bozulmuş olabilir. Kesinlikle doğru ölçeceğim değer dolayısıyla 12 Newton'luk bir ağırlık olacaktır. Yayın boyu yarıya indirilip yine 8 kilogramlık cisim asıldığında yay 8 santim uzayarak dengeye gelir diyor. Şimdi yayın boyu neyi değiştirecek? Bu yay sabitliğimiz K değeri çocuklar yayın cinsine bağlı. Diyelim ki bir bakır, bir de demirden aynı boyutlarda, aynı kalınlıkta, aynı boyda iki tane yay elde ettiniz. Tabii ki bunlara aynı kuvveti uyguladığınızda aynı miktarda uzamalarını beklemezsiniz. Değişir. Yay sabiti farklı olur. Ama diyelim ki bakırdan aldım. Yani yayın cinsini aynı belirledim. İkisinden de farklı boylarda yaylar kestim. Bu yayların kalınlıkları aynı. Boyları farklı olduğu için yay sabitleri farklı olur. Ha, aynı boyda ikişer yay kestim ama bu sefer de kalınlıkları farklı. Yine yay sabiti ne olacaktır? Farklı olacaktır. O yüzden yay sabiti o metalin cinsine, kalınlığına ve boyuna bağlı olarak ne olur? Değişir. Şimdi biz yayların birbirine seri bağlanması durumunda eşdeğer K değerini hesaplamayı öğrenmiştik. 11'de öğrendik bunu hatırlarsanız. 12'de de basit harmonik harekette tekrar ettik. İşte şöyle bir yay verilsin bize L boyunda. Buna K dersem bunların iki tanesini böyle ucuca eklediğimde şuranın eşdeğeri ne oluyordu? K bölü 2 oluyordu. Düşüyordu K değeri. 3 tanesini eklediğimde özdeş 3 tane olunca buranın eşdeğeri K bölü 3 oluyordu. Yani boyuyla ters orantılıydı bakın. Aslında hani bu sistem şuna benzemiyor mu? L boyunda size verdim bir yay. Aynı yaydan aynı kalınlıkta aldım. Fakat 2L boyunda. Aynı şunun gibi değil mi çocuklar? İki yayı ucuca bağlamak gibi. 2L'yi elde etmek için birini diğerine bağlarım. Ya da ne yapabilirim? 3 tane aynı yaydan alır ucuca bağlarım. Buna çeviririm. E buranın K'si 1K iken bu sistemin K'si ne kadarmış? K bölü 2 bu sistemin K'si ne kadarmış? Bak gördük. K bölü 3. Yani yayların boylarıyla K değerleri, yay sabit değerleri nasıl orantılı? Ters orantılı. O zaman benim ilk durumda işte 80 Newton kuvvet uyguladığımda yay sabitim K iken sistemim 4 santim uzuyorsa 4 bölü 100. Bu durumda ben o 80 Newton'ı yine aynı yaya uygulayacağım ama yayı ne yapacakmışım? Pıtık ikiye bölecekmişim. Boyunu yarıya indiriyorum, kesiyorum, yarısını atıyorum. 2L boyundayken K diyorsam bu duruma boyu yarıya düşünce K'sı 2 katına çıkmalıdır. Artık burası 2K olacak. Bu durumda bunun eşit olabilmesi için K'sı büyüdüğüne göre daha az uzayacak. K'sı 2 katına çıkınca uzaması da yarıya düşecektir. 2 santim uzayacaktır. 8 santim uzayamaz. Bu da kesinlikle yanlış oldu. Evet, üçüncü seçenek neden soru işareti? Yayın ucuna 10 kilogram cisim asıldığında 100 Newton aralığında bir kuvvet uygulanıyor. Yay 8 santim uzayarak dengeye gelir diyor. Bakın 100 Newton uyguladığımda normalde 5 santim uzamasını beklerim. Eğer yayın esneklik katsayısı o sınırı aşılmamışsa. 5 santim olabilir ama 8 santim de olabilir. Belki daha çok açılmıştır. Aynı şuradaki gibi bir oynama olabilir yani çocuklar. 3 için kesin doğru mu bilemem. Biz ne bulduk yanıtımızı? Kesin doğru olarak Adana bulmuş olduk. Haydi ikinci soruya gidelim bakalım. Her bir sorudan sonra öpücük atacağımı zannettim bir an. Boş bulundum. 14. sorudaki öpücüğü peşin vermiş oğlum kusura bakmayın artık. Tamam çabuk tüketmeyin. İdare etsin öldürücü soruya kadar. Hoşça kalın.
Niye hoşça kalın diyorum ya? Devam ediyoruz. İkinci sorumuz gayet klasik bir momentum, enerji korunumu, cırttırı bıttırı bir sorusu. Kolay bir soru çocuklar. Çok karşılaşmışsınızdır yani. Düşey kesi verilen sürtünmesi önemsiz sistemde kütleleri 2M ve M olan cisimler şekilli konumlardan serbest bırakılıyor. Cisimler O noktasında esnek olmayan çarpışma yapıyorlarmış. Tamam, momentum korunacak da bunlar ne yapacak? Birbirine girip dolacak, böyle yapışacaklar. Ortak bir hızla hareket edecekler artık. İki cisim birlikte en fazla ne kadar yükselebilir? Ben artık bu soruları kafadan çözüyorum. Bir de böyle bir de çıkıyor yani, sıkıntı yok. Beraber çözelim hadi şimdi. Bir kere bunlar O noktasına aynı anda ulaşırlar mı? Evet. Ha, O noktasına aslında tam ulaştıklarında şöyle bir şey olması lazım. Üst üste girmeleri lazım ama böyle O noktasına burunları ulaşıyor diyelim. Burunları şu kısım ulaşmış olsun. Ben O noktasını şöyle bir çizeyim. İşte biri geldiğinde şuraya seni de çizelim. Tam bu geldiğinde diğeri de gelmiş olacak çocuklar. Tamam mı? Neden? Neden aynı anda geliyorlar? Bir kere aldıkları yollar aynı mı? Aynı. Başka? İkincisi, bunların yerden bırakıldıkları yükseklikler aynı çocuklar. Yani dolayısıyla potansiyel enerji madem ki kinetik enerjiye dönüşüyor. Birincisinin 2mgh kadar potansiyel enerjisi tam buraya geldiğinde 1 bölü 2 2m hızına v kare diyelim. V olsun. Ötekinin de mgh eşittir 1 bölü 2 m v kare olacaktır. Çünkü kütlelerden olay zaten gördüğünüz gibi bağımsız yani. Aynı yükseklikten bırakılıyorlarsa geri ulaştıklarında aynı miktar düştüklerinde hızların büyüklükleri de aynı olur. Hızlar aynı olur mu? Hayır. Yönleri farklı çünkü. Hızların büyüklüğü aynı. Bunun hızına v dersem artı x yönünde. Bunun hızına ne diyeceğim? Bu arada şunu bir arada tabii biraz küçük çizeyim. Boyutlarını vermemiş. Vermemiş. Önemli değil. Aynı boyutta gibi çizmiş. Önemli değil hadi. Demek ki hacimleri aynı ama öz kütleleri farklı maddelerim. Bunun hızına v dersem bu eksi v oldu. Şimdi momentum korunumuna göre çarpışmanın hemen öncesinde ilk momentumum var. Ne kadar? P ilk mutlaka P sona eşit olacak. Bunu biliyorum. 2m çarpı v birinden pozitif yönde, büyüklüğünü yazayım artık. Artı yönde olduğu için artı 2mv olsun. Öteki de ne yapacaktır? Artı m çarpı eksi v'den eksi mv yapacak. Eksi mv. Eşittir. Geldim buraya. Yapıştı bunlar artık. Çünkü esnek olmayan bir çarpışma yaptılar. 3m kütlesiyle bir ortak hızla ne yapacaklar? Hareket edecekler. Burası mv yaptığına göre, burası da 3m olduğuna göre şu hızla ne kalır? V'nin 3'te 1'i kalır. Tamam. Yani artı yönde birazdan bu sistem artık ne yapacakmış? Çarpışma öncesi durum bu. Çarpışmadan sonra şuradan beraber hareket etmeye başlayacaklar. Şu ikili kütle. Şöyle alayım bunları. Copy. Yapış diye. Yapıştı be ya. Yapıştı. Evet. Bunların hızı v bölü 3 oldu. Tamam. Gidiyorlar artık. Bu tarafa doğru yükseliyorlar. Ne kadar yükselebilirler? Enerji korunumu ne yap? Az önce mgh 1 bölü kmv kare eşit değil miydi? Şimdi ne olacak? Yine kütleden bağımsız da ama yine de yazayım. 1 bölü 2 toplam kütlem 3m. Hızımın büyüklüğü ne kadar? V bölü 3 karesini al. V kare bölü 9. O da eşittir. M ne kadar? 3m. G ne kadar? 1g işte. H olarak ne yazacağım? Bak ne gördün az önce? V kare bölü 2gh'a değil. Eşit değil miydi? Hatta V kare dediğin gördüğün gibi 2gh'a eşit. O zaman buraya da ne gelecektir çocuklar? O h bölü 9 gelecektir. Hocam nasıl buldunuz? Nasıl buldum? 3m'leri götürdüm çünkü çocuğum. V kare bölü 2 burada var bak. V kare bölü 2gh'a eşit. V kare bölü 2'nin 9'da 1'i. V kare bölü 2gh ise bu da gh'ın 9'da 1'i olacaktır. Tamam. Evet, üçüncü sorudayız gençler. Sürtünmeli. Aman dikkat. Sürtünmeli hemen yazalım. Altını çizelim. Yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisme F1 ve F2 kuvvetleri aynı anda uygulandığında cisim T sürede X yolunu alıyormuş. Buna göre başlangıçta F2 kuvveti daha küçük olsaydı yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada bir kere sürtünme kuvveti var mı? Var. Şunu bir çizelim. F kuvveti bir iş yapacak mı? F1 kuvveti? Evet. Sürtünme kuvveti bir iş yapacak mı? Evet. F2 kuvveti bir iş yapacak mı? Hayır. Çünkü kuvvetin iş yapabilmesi için ne olması gerekiyordu? İş skaler bir büyüklüktü. İki vektörün çarpımından bulunuyordu. Kuvvet çarpı delta x. Eğer bu ikisi aynı yönlüyse işe pozitif iş, zıt yönlüyse negatif iş diyorum. Yani F1 kuvvetinin yaptığı iş V1 ise bu pozitif iştir. Çünkü F1 kuvvetiyle aynı yönde cisim ne yapıyor? Yer değiştirme vektörüne sahip x kadar.
ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işe de F ısı, hani V ısı enerjisi dersem, o da şuraya F sürtünme yazalım. F sürtünme çarpı nasıl bulunacaktır? X ile bulunacaktır. Bu iş negatif iş olacak. Çünkü bu ikisi zıt yönlü. Bakın X artı yöndeyken sürtünme kuvveti eksi yönlü. O yüzden bu negatif iş olacak. Ve bunları taraf tarafa topladığımda net kuvvetin yaptığı işi bulacağım. Net kuvvetin yaptığı iş V net ne kadar çıkacaktır? F1 vektörü eksi F sürtünme çarpı X. Tamam. Evet, şimdi şunları da X diyebilirim. Vektör olarak yazabilirim. Sıkıntı yok. Net kuvvetin yaptığı iş sistemin nesini değiştirecek? Bakın kinetik enerjisi. Zaten net kuvvetin yaptığı iş her zaman kinetik enerji değişimine eşitti. Ama sadece F1 kuvvetinin yaptığı işe baksaydım, o zaman bu ne olacaktı? Kinetik enerji değişimine eşit olmayacaktı. Yani F1 kuvvetinin yaptığı iş şöyle diyelim. F1 çarpı X aslında sistemin kinetik enerjisindeki değişim, aslında mekanik enerjisindeki değişim artı ısı enerjisi kadar diyecektik. Biz burada zaten şunu bularak, yani ısının yerine şu değeri yazarak aslında ne bulmuş oluyoruz çocuklar? Net kuvvetin yaptığı işi buluyoruz. Net kuvvetin yaptığı iş de F net çarpı X her zaman kinetik enerji değişimine eşittir. Burada mekanik enerji değişimine baktım da potansiyel enerji değişimi sıfır çıktığı için kinetik enerji değişimine eşittir diyorum. Tamam mı? Bazen potansiyel enerji de değişebilir. Bunu daha önceki konu anlatımlarında ve video çözümlerinde zaten ayrıntılı olarak anlatmıştım. Evet, şimdi ben o zaman bir bakayım. Eğer buradaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmak isteseydim ne diyecektim? Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı yüzeye dik kuvvetin büyüklüğüdür. Bakın şuralara vektör yazamazsınız çünkü bu ikisi aynı yönlü değil. Sürtünme kuvveti X yönünde, normal kuvveti ise Y ekseninde bir şey. Sürtünme kuvveti eksi X yönünde. Peki normal kuvveti nasıl buluyordum? Cismimin ağırlığı aşağı doğru G, yukarıdan da F2 ile etmişim. Düşey eksende bir hareket söz konusu yok. Değil. Yani net kuvvet sıfır. Şuradaki normal kuvvet bu iki kuvvetin ağırlık ile neyin toplamına eşit büyüklükçe? F2'nin toplamına eşit. F2 artı G. Burada şunu da yazmak yanlış. Böyle bir şey yazamam. Çünkü bunlar aynı yönlü değiller çocuklar. Eksilisine eşittir. Ama büyüklükleri aynı. Eğer F2'yi azaltırsam ağırlığım değişmediğine göre normal kuvvetim azalır. Normal kuvvet azalırsa K değişmediği için sürtünme kuvvetim azalır. Ama buna da dikkat edin. Bu kinetik sürtünme kuvvetidir. Örneğin siz masanın üzerinde duran, şöyle bir kutuyu göstereyim. Şu cisme etkeden net kuvvet ne kadar şu an? Sıfır dersiniz değil mi? Yani bir sürtünme kuvveti var mı? Yok. Neden yok? Çünkü onu çekmiyorum. Sürtünme kuvveti sıfır. Buradan normal kuvveti artırsan da, yukarıdan ekstradan kuvvet uygulasan da ya da bu kuvveti azaltsan da sürtünme kuvveti değişmez. Çünkü statik sürtünme kuvveti ve değeri sıfırdır. Statikse dikkat edin dedim. Neden dikkat edin diyelim. Diyelim ki mesela şöyle bir işte 2 kilogram ağırlıklı bir cisim olsun. Kütleli, özür dilerim. Yukarıdan da üzerine bir F kuvveti uyguladım. 10 Newton. Yüzeyin normal kuvvetine ne dedin sen? Ağırlık 20 Newton. 20 ile 10'u topladın. Normal kuvvette işte 30 Newton çıktı. Tamam. Peki ben bunu masanın üzerinde duran bu cismi sağa doğru sola doğru çekmiyorsam bir kuvvet uyguluyor muyum? Uygulamıyorum. Harekete geçer mi? Geçmez. Peki sürtünme kuvveti var mı burada? Statik sürtünme kuvveti yok. Çünkü bir kuvvetle çekmiyorum. Statik sürtünme kuvveti sıfır. E hocam ben şimdi F'i artırdım. 20 Newton yaptım. N arttı. F örneğin 20 Newton oldu. O zaman N oldu sana? 40 Newton. Statik sürtünme kuvveti eşittir K çarpı N. Az önce zaten N yerine 30 yazdığında da bu değer sıfır çıkıyordu. Şimdi K çarpı 40 yazsan da sıfır çıkacak. Çünkü senin K çarpı N'den hesapladığın değer statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani ondan daha küçük değerler de alabilir çocuklar statik sürtünme kuvveti. Mesela ben diyelim ki statik sürtünme katsayısını size 0,5 verdim. Siz de işte sürtünme kuvvetini hesaplıyorsunuz bu cisim için. Ben şu kuvvetle size 4 Newton vereyim. İşte yine 2 kilogram. Yukarıdan da bir F eşittir 10 Newton uyguladım. Aşağı doğru ağırlık 20 Newton. Kedim beni parçalıyor bu arada. İn kızım aşağıya. Normal kuvvet ne dedik? 30 Newton. Şimdi dedin ki buraya 0,5 çarpı 30. Bu 15 Newton bunun maksimum değeridir çocuklar. Tamam mı? Daha ötesine geçemez yani. Şimdi 4 Newton uyguladığımda sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Harekete geçirebiliyor muyum? Cismi geçiremiyorum. O zaman sürtünme kuvvetim ne kadar? Tabii ki net kuvvetin sıfır olması için 4 Newton.
Yani neyi artırsan da bu değer artar mı artmaz. Neyi artırdığında cisim harekete geçebiliyor mu? Geçemiyor. Geçemiyor. Yani 4 Newton'luk kuvveti dengeleyecek sürtünme kuvveti de 4 Newton olur. Artamaz. Buna dikkat edin. Statik sürtünme kuvveti işte ne arttıkça artar diye bir genelleme yapamayız çocuklar. Tamam? Evet, ona dikkat edin yani. Her zaman ne değiştiğinde sürtünme kuvveti her zaman değişmez. Kinetikse değişir, statikse değişebilir, değişmeyebilir. Bu sorusuna göre değişir yani. Peki sürtünme kuvvetim azaldı mı? Azaldı. O zaman sürtünme kuvveti azalıyorsa bak, şurası azalıyorsa ısıya dönüşen enerji ne olacaktır? Büyüklük olarak azalacaktır. Yani az önce 10 jül enerji ısıya dönüşüyorsa şimdi 5 jül ısıya dönüşecek. Şu kısım küçüldüğüne göre şu kısım aslında ne oldu? Büyüdü. Ve aynı x yoluna eğer aldırırsam cisme net kuvvetin yaptığı iş artmış olacak. Bu da cismin kazandığı kinetik enerjinin artması demektir. Peki bunu öğrendim. Yani kinetik enerjisi daha çok kinetik enerji kazanacak aynı x yolunu alırsa. Başka bir yerden gidelim. Zaten hani dinamikten de yararlansaydım F1 eksi F sürtünme eşittir M çarpı A diyecektim. Ve sürtünme kuvveti azalıyorsa bu kuvvetim sabitken şu net kuvvet daha büyük çıkar. Kütlem sabit olduğuna göre ivmem daha büyük çıkacak. Yani bu da ivmenin büyük olması demek aynı sürede parçacığın daha çok hız kazanması demek. Cismin T sürede aldığı yol X'ten fazla olur. Şimdi bakalım VT grafiğini şöyle çizeyim mi başta? Çizdim. T sürenin sonunda kazandığı hız ilk başta V1 olsun. Buraya geldiğinde bir V1 hızını kazansın. Ben bu V1 hızını nasıl bulurum? V1 eşittir A çarpı T ile. Şimdi aynı T sürede artık sürtünme kuvvetim küçük, ivmem daha büyük. İvme arttığında kazanacağım bu hızla ne olacaktır? Artacaktır. Yani V1 değil de V2 hızını kazanacağım. Aynı sürede artık hızım daha fazla. Bu da benim grafiğimin şöyle bir şey olması demek değil midir? Grafiğimin eğimi arttı çünkü ivme artıyor. Peki devam. Cismin T sürede aldığı yol X'ten fazla mı olur? Tamam. Neden? Çünkü V çarpı T'nin altta kalan şu alan az önce bana X'i vermiyor muydu? Burası X'ti. Şimdi sence bu alan x'ten nedir? Daha fazladır. Artık ikinci durumda yer değiştirmen daha büyük olacak. F1 kuvvetin x yolu boyunca yaptığı iş değişmez. X yolu boyunca yani hakikaten ikinci durumda daha öteye gideceğini biliyorum ama şuraya gelene kadar yaptığı işi soruyor. F1 kuvvetin aynı. Yer değiştirmen x kadar bu kadar yolda aynı kuvvetin aynı büyüklükte iş yapar. Bu da doğru. Toplamda yaptığı iş tabii ki artık daha çok yol alacağı için artıyor ama x yolu boyunca değişmiyor. Sürtünme kuvvetinin x yolunda yaptığı iş azalırdı. X yolu boyunca sürtünme kuvvetinin yaptığı iş F sürtünme çarpı delta x. X'im aynı değişmiyor ama sürtünme kuvvetim azaldığı için yaptığı iş ne olacaktır? Azalacaktır. Bu da doğru. 1, 2 ve 3 oldu gençler. Buradaki işin negatif olması yani hocam az önce işte sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi 10 jül buldunuz. Şimdi eksi 5 jül çıktı. Hayırdır eksi 5 jül eksi 10'dan büyük değil mi? Demeyin. Buradaki eksilik neyi anlatıyor? Sisteme enerji kazandırmadığını, sistemin enerjisini azalttığını anlatıyor. Negatif iş deyince aklıma ne gelecek? O sistemin enerjisinin azaldı. Az önce ne kadar kazanıyordu? İşte F kuvveti 30 jül enerji kazandırsın. Sürtünme kuvveti de bunun 10'unu yiyordu. Cisim 20 jül enerji kazanıyordu. Şimdi F kuvveti 30'dan aynı x boyunca 30 Newton yine ama 30 jül enerji kazanacakken sürtünme kuvveti küçüldüğü için 10 jül kaybetmeyecek de 5 jül kazanıp kaybedecek ve toplamda 25 jül kazanmış olacak. Evet, yani tekrar ediyorum oradaki değere bakmayınız. O negatiflik pozitiflik sıralamasını onda dikkate almayın yani. Bir işin pozitif olması sistemin enerjisinin arttığı, negatif olması ise sistemin enerjisinin azaldığı anlamına gelir. Düşey düzlemde verilen şekildeki düzeneklerde P1, P2, P3 ağırlıklı cisimler bağlı oldukları iplerle dengedeyken iplerdeki gerilmeler eşit büyüklükte olmaktadır. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şuradaki ip gerilmesi T kadar, buradaki ip gerilmesi T kadar. O zaman bunların bileşkesi aradaki 60 derece yüzünden ne olacaktır? T kök 3. Peki bu T kök 3 kim tarafından dengeleniyor? Şu P1 cisminin ağırlığı tarafından dengeleniyor. O zaman P1 cisminin ağırlığının büyüklüğü T kök 3 kadarmış. Buraya geldim. Şurada bir T ip gerilmem var. Burada da T büyüklüğünde. Aradaki açı 90. Bunların bileşkesi T kök 2 yaptı. Hatta T kök 3'ü daha uzun çizebilirdim. T kök 2. Geldim. Bu da P2 cisminin ağırlığını dengelediğine göre P2 de ne yaptı? T kök 2 kadar çıktı. Burada da aynı yönlü iki vektörüm var. T, T. Bunları toplarsam yukarı yönde ne yapar? 2T yapar.
O zaman P3'ün ağırlığı da ne kadarmış çocuklar? 2T'ymiş. P3 büyük. Karelerini alırsam anlayabilirim zaten. 3T kare, 2T kare, 4T kare yapıyor. P1 o da P2'ymiş. 3, 1, 2 Bursa yanıtımız. 5. sorumuz bir denge sorusu. Düşey düzlemde o noktasından tavana bağlanan ağırlığı önemsiz. Süper, işime gelir. Çubuğun ağırlığı önemsizmiş. Eşit bölmeli bir çubuk X ve Y cisimleri şekildeki bir dengedir. O noktasından tavana bağlanan ip K noktasından tavana bağlandığında bunu alıp buraya bağlıyormuşum. İşlemlerinden hangileri yapıldığında çubuğun yatay dengesi bozulmaz. Şimdi ilk başta bir dengeye bakalım. Şuradaki X bu çubuğu ne yapmaya çalışıyor? Bakın şuradan astığınız ağırlığı pıçık. Şöyle saatin ters yönünde döndürmeye çalışıyor. Bunlar da aynı şekilde. Ama Y diğer tarafta nasılmış? Onu da buradan astım. Tık, bu da saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Bu da bu yönde döndürmeye çalışıyor ama bir şekilde çubuk dönmüyor. Neden? Her parçacığın toplam torku ne çıkıyor? Sıfır. Şimdi X cisimleri bakın çubuğu ne yönde döndürmeye çalışıyor? Saatin ters yönünde. Yani şu şekilde. O zaman dört parmağı saatin ters yönüne verdiğinde sayfanın dışına doğru bir tork oluşturacak X cisimleri. Y cismi ise sayfanın içine doğru bir tork oluşturacak. Çünkü o da saat yönünde döndürüyor. Sayfanın içi, sayfanın dışı iki tork vektör olarak zıt yönlü olduğu için topladığında sonuç sıfır çıkabilir. Çıkmalar için döndürücü etkilere bir bakalım. Burada x ne kadar uzaklıkta? 3 birim uzaklıkta x çarpı 3 geldi. Burada 3x'im ne kadar uzaklıkta? 1 birim uzaklıkta. Bu arada x cisimlerin ağırlıklarını x olarak yazdım ben, tamam mı? Yani mg falan yapmadım. Direkt x büyük x cismin ağırlığı olsun. Bu da y cisminin ağırlığı çarpı neye eşit olacakmış? 2 birime. Bu yönde döndürücü etki toplamda 6x. Bu yönde döndürücü etki toplamda çubuğun döndürücü dönme yönleri bunlar. 2'ye. Yoksa bu sayfanın ne yapıyordu bakın tekrar saatin ters yönünde sayfanın dışına doğru ve saat yönünde sayfanın içine doğru. Şu sayfanın iç bu da sayfanın dışına doğru tork oluşturuyor. İkisi birbirine ne olmalı? Çarptım mikrofona eşit büyüklükte. 6x eşittir 2y ise 1y cismin ağırlığı 3x'tir diyebilirim. Şimdi şıklara dikkat edin. Bağlaca bakın. V bağlacı var veya değil. Yani bir numaralı önermeyi yaptın. Yeterli değilse onun yanına bir de 2'yi eklersen yani 1 ile 2'yi beraber yaparsan denge bozulmaz. Seçeneğini vermiş oluyor B seçeneği. C seçeneği ne diyor? 1 ile 3'ü beraber yaparsan denge bozulmaz diyor. Denizde 2 ve 3'ü yaparsan, Edirne'de ise 3'ünü bir anda beraber yaparsan denge bozulmaz diyor. Ya da bağlancı olsaydı yani 1 ya da 2 ya da 3 deseydi yalnızca 1'i yaptığımda da denge bozulmaz. Yalnızca 2'yi yaptığımda da yalnızca 3'ü de yapsam denge bozulmaz demektir. M noktasına Y cismine özdeş başka bir cisim bağlamak. Şuraya bunun aynısını bağlayacakmışım. Şimdi şu anda bir torka bakalım mı? X'inki X çarpı 4'ten 4X. 3X'inki de 3X çarpı 2'den 6X. Topladım bu tarafa doğru 10X. Ha, zaten Y cismi 3X ağırlığındaydı. Onun bir döndürücü etkisi var mı? 3X çarpı 1. Evet. Benim geriye ne kadar ihtiyacım var? 7X'e ihtiyacım. Eğer buraya bir 3x bağlarsam buradan ne gelir? 3x çarpı 2 yani 6x. Hala yeterli değil. Bir x'e daha ihtiyacım var. O 1x'i nasıl sağlayabilirim? Örneğin şu L noktasının olduğu yere bir adet x cismi bağlarsam x çarpı 1 de bundan gelir. Toplam 10x ne yapar? Bu sistemi dengeler. Bakalım M noktasına Y cismine özdeş başka bir cisim bağlamak. Bunu kabul ettik. Bunu aldıktan sonra bir işlem daha yapmamız gerekti. L noktasına ne koyduk? Y cisminin altına, Y cisminin altına X cismine özdeş başka bir cisim bağlamak. Evet bunu da yaptık. Bu ikisini yapınca denge sağlandı. Mesela 3'ü de yapsaydım, M noktasına bir X cismi koysaydım, o zaman buradan bir 2X daha gelirdi ki orası 12X yapardı. Denge bozulurdu. 1, 2, 3 aynı anda yapılamaz. 2 ve 3'ü deneyelim. Şuraya 1X koymuştum. 4X yaptı. Bir de buraya 1X koysaydım, 2X de onun torku gelecekti. 4, 2, 6 küçük kaldı sistem. Şöyle dönecekti yani bu tarafa doğru dönecekti. 2 ve 3 olmadı. 1 ve 3'ü yapsaydım yani bunu yaptıktan sonra 3 numarayı M noktasına bir x daha şuraya x daha bağlasaydım 4x çarpı 2 8 yapacaktı. 3 de buradan 11. Yine denge bu tarafa doğru bu sefer bozulmuş olacaktı. Yani 1 ve 2 yeterli oldu çocuklar. Evet bu sorunun çözünürlüğü biraz kötü çocuklar. O yüzden tekrar şekli çizdim. Üzerlerinden akımlar geçen teller verilmiş. İçinde bulunduğu ortamdaki manyetik alanların yönleri verilmiş. Buna göre bu tellere etki eden manyetik kuvvetlerin yönlerini bulunuyor. Sağ el kuralı uygulama işlemi. Ne yapacaktık? Manyetik alana 4 parmağı verecektik. Sonra baş parmağımız akımı gösterecekti. Avuç içi de
manyetik kuvveti verecekti. Yani aslında şöyle sıralayabiliriz. Şu iyi. İşler nasıl gidiyor? İyi abi. İyi abinin iyisi. Bu işaret sıfatı bu B'nin. Bu'nun ilk harfi B. Manyetik alan. Ve kuvvette tokatlama. Avuç içinize tokatlıyorsunuz. Şak diye yapışıyor F kuvvetinin yönü. Evet, birinci sistemde akım yukarı yönde. Verdim. Verdim. Çok güzel. Manyetik alan artı X yönünde. Şöyle çevirdim elimi. Bak, manyetik dört parmak. Avuç içim nereye gösteriyor? Sayfanın içini gösteriyor. İçe doğru bir manyetik kuvvet uygulayacak. Sana göre tekrar yapayım. Bakın, baş parmak. Dört parmak. Manyetik alan yönü artı X yönünde. Avuç içi sayfanın içini gösteriyor. Sayfayı tokatlıyorsunuz. Sayfa burada tabii ki. Burayı tokatlıyorsunuz. Sayfanın içi yönünde ne var? Bir manyetik kuvvet var. İçe doğru manyetik kuvvet. İkinci şekle geldim. İ akımı artı X yönünde. Verdim baş parmağı. Dört parmak sizi gösteriyor. Sayfanın dışını. Aşağı doğru avuç içim. Aşağı doğru tokatlıyorum. Şu şekil. Şöyle yani, tamam. O zaman ne oldu bakın? Aşağı yönde bir manyetik kuvvetim oldu. Bunu da çizdim. F manyetik kuvvet yönü. İkinci şekil. Yukarı yönde iyi yakımı. Ha pardon, yukarı yönde iyi yakımı değil. Dört parmak yukarı yönde. Manyetik alan yukarı. İyi akımı baş parmak sayfanın dışı. Şöyle. Sizi gösteriyor bakın. Şu baş parmağım sizi gösteriyor. Kuvvet pışk, bu tarafa doğru. Yani eksi X yönünde. O zaman kuvveti de çizdik. Bu yöndeymiş. Manyetik kuvvet. Birincisinde sayfanın içi, ikincisinde aşağı, üçüncüsünde de bu tarafa doğru. İç, aşağı, sola doğru Adana yaptı. Bu sorumuzun yanıtı. Yedinci sorumuzda sürtünmesiz yalıtkan düzlemdeki noktasal artı Q yükleri bulundukları yere sabitlenmiş çakılı. Eksi Q yüklü cisim ise K noktasından serbest bırakılıyormuş. Yani şıkları, önermelere geçmeyelim. Önce bir kuvvetlere bakalım. Başlangıçta her iki artı Q cismi ve eksi Q cismini kendine doğru çekmeye çalışacak. Şu şiddetli birer kuvvetim olsun. Aynı büyüklükteler ama yönleri farklı. Aynı değil bu kuvvetler. D1 diyeyim hadi. F eşittir K çarpı Q çarpı Q, Q kare böyle bölü D1 kare. Bunların bileşkesi yönünde, şu ikisinin bileşkesi şöyle bir şey. Bu parçacık ne yapmaya başlayacak? Hızlanmaya başlayacak değil mi? Harekete geçiyor, net kuvvet var. Atıyorum buraya bir yere geldi. Şimdi artık doğrultuları yine çizelim. Daha büyük bir kuvvet uygulayacak şu Q. Şöyle mesela, daha büyük. Bu da daha büyük bir kuvvet uygulayacak. Ama bunlar arasındaki açı arttı. O yüzden bileşke azalabilir. Azalır mı artar mı bilmiyorum şu anda. Nasıl anlayacağım bunu? L noktasından anlayacağım. L noktasına geldiği zaman artı Q bu yönde, eksi Q da bu yönde birer kuvvet uygulayacak. Ve oldukça yakın artık, çok yakın, daha büyük bir kuvvet uyguladı. Fakat gördüğünüz gibi bu noktada İkisinin bileşkesi ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Sıfır yapıyor. Yani tam şu noktadayken cisme uygulanan net kuvvet azaldı ve sıfır oldu. L'de net kuvvet sıfır. Peki birazcık daha gider miyim acaba? Tabii ki giderim. Beni bu kuvvet çekti, çekti, çekti. Az önce de şu ikisinin bileşkesi çekti. Bak, bunların bileşkesi de şöyle bir şey yaptı mesela. Birazcık daha uzun çizebilirim aslında. Şöyle bir şey çiz yaptı. Bu kuvvet en başta daha büyüktü. Azaldı ve şuraya geldiğinde sıfır oldu. Ama o süreçte bana uygulanan bu kuvvet beni hep hareketlendirdi mi? Evet, hareketlendirdi. Tam bu noktadan geçerken şu L noktasında bir V hızım var mı? Artık var. Yani kinetik enerji kazandım mı? Kazandım. Başta var mıydı? Yoktu. Peki hocam, kinetik enerji kazanıyorsa potansiyel enerjisi ne olur? Mekanik enerji burada korunur mu? Evet, korunur. Dışarıdan bir kuvvet yok çünkü. Sistemin iç kuvvetleri var çocuklar. İç kuvvetler varsa enerji mekanik korunacaktır. Kinetik enerji şayet artıyorsa potansiyel enerji azalmak zorunda. Yani elektriksel kuvvetin yaptığı iş sonucunda, burada elektriksel kuvvet pozitif bir iş yapar, cisim kinetik enerji kazanır ve yapılan bu pozitif işin sonucunda aslında kinetik enerji kazanırken potansiyel enerji kaybeder. Kaybolan potansiyel enerji de kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Tekrar dediğim, dış bir kuvvet olmadığı için sistemin mekanik enerjisi değişmez, korunur, sabit. Tamam, ben L noktasından bir V hızına sahip miyim artık? Evet. O anda, o noktada bana net kuvvet etki etmese de bu hızım yüzünden yoluma devam etmek isteyeceğim. Ve birazdan mesela buraya bir yere gelmiş olacağım. Şuraya falan gelmiş olayım. Tekrar bana uygulanan elektriksel kuvvetlere bakarsam, tabii ki şu çizdiğimden artık uzaklaştığım için, hani şunlardan, şu ikisinden daha küçük.
Ama bunların bileşkesi bu yönde mi? Bu yönde. Peki bu yöndeki kuvvet benim hareketime ters yönlü mü? Evet. Bu ne demek oluyor? Burada şu anda elektriksel kuvvet negatif iş yapıyor. Yer değiştirme yönüme zıt yönde olduğu için elektriksel kuvvetim. Az önce elektriksel kuvvet pozitif iş yaptı. Şimdi ise negatif iş yaptı. Negatif iş ne demek? Kinetik enerjin azalıyor demek. Yani ben L'den çıktığım an M'ye doğru giderken bu bölgede yine mekanik enerjim korunuyor. Ancak kinetik enerjim azaldığı için potansiyel enerjim artıyor. Ve birazdan yine tekrar ta M noktasına geldiğimde az önce çizdiğim kuvvetlerle aynı büyüklükte ikişer kuvvet var ve bunların bileşkesi de bu tarafa doğru. Bu kuvvet tekrar arttı mı arttı? Yani ben K'dan şöyle bir L'ye giderken bu bölgede uygulanan kuvvet arttı. L'den M'ye giderken, pardon arttı diyorum. K'dan L'ye giderken uygulanan kuvvet azaldı. Yanlış çizdik. Evet, şuraya doğru geldi, azaldı azaldı. Tam burada sıfır oldu. L'den M'ye doğru giderken bu kuvvet tekrar arttı. Ve yine hep negatif iş yaptı, yaptı, yaptı. Sonunda benim kazanmış olduğum KL arasında kazandığım bütün kinetik enerji tekrar LM arasında ne oldu? Yok oldu. Çünkü bu kuvvetlerin aynı D yolu boyunca yaptığı işlerin büyüklükleri aynı. Burada yapılan iş artı V kadarsa bu bölgede yapılan iş eksi V kadar. Yani şu noktada kinetik enerjim yoktu. Burada maksimum kinetik enerjiyle geçtim. Kinetik enerji burada sıfır. M noktasında da sıfır. Burada ise maksimum değerini alıyor. Peki K ve M noktalarında potansiyel enerji nedir? Maksimum değere sahip. Ama L noktasından geçerken artık sıfır değil, minimum değerde. Minimum çünkü hala orada bir potansiyel enerji var mı? Var aslında. Parçacık M noktasına geldi, hızı bitti, hiç kalmadı, durdu anlık olarak. Fakat bu kuvvet ortadan kalkmıyor. Tekrar onu çekmeye başlıyor. Yani parçacık buradan buraya gelirken hızlandı, hızlandı, hızlandı. Maksimumuza ulaştı. Buradan buraya gelirken yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. Anlık olarak M noktası durdu. Ve tekrar L'ye doğru hızlandı, hızlandı, hızlandı. Buradan maksimumuza geçti. Kinetik enerjisi de maksimum. Potansiyel enerjisi azaldı, kinetiği arttı. Ve buradan tekrar uzaklaşırken K'ya doğru giderken kinetik enerji azalmaya başladı. Çünkü hızı azalıyor. Ve tekrar potansiyel enerji arttı. Tam burada hızı yine sıfır. Yine burada durabilir mi? Hayır. Sürekli K ile M noktaları arasında hareket eder çocuklar. Bir gider bir gelir yani. Mesela F kuvvetinin yaptığı işi burada bulmak biraz zordur. Çünkü şu kuvvet değişken olduğu için hani net tek bir F kuvvetiniz yok. F çarpı D deyip sıyrılamazsınız işin içinden. Oradaki kuvvet değişken. Yani orası biraz sıkıntılı. İntegrale falan gider. İntegrali de zaten fizikte kullanmıyorsunuz pek. Şimdi cisim K'dan L'ye gelinceye kadar düzgün hızlanır cümlesi doğru mu? Tuzağa düşme. Düzgün hızlanır ne demek? Düzgün hızlanır örneğin başlangıçta hızı sıfırdı değil mi? T kadar süre geçince hızı V olduysa T kadar süre geçince 2V olur. T kadar süre 3V falan filan. Yani hızındaki değişimler aynıdır. Neden? Net kuvvet M çarpı A dedim. Kütlen sabit. Net kuvvetin sabit. İvmen de sabitse VT grafiğin neyimi sabittir? Yani delta V her zaman diliminde ne olacaktır? Her aynı zaman diliminde eşit olacaktır. V şeklinde artacaktır. Ama benim parçacığımın ilk başta K'dan L'ye gelirken F'i ne oluyor? Azalıyor. Birinci bölgede bakın K'dan L'ye gelirken bu bölgede F'i azalıyor. O zaman F eşittir MA'ya göre kütlesi azalamayacağına göre ivmesi azalıyor. Hız değişimi azalıyor. Yani hızı sıfırdan V'ye çıkmışsa T süre sonunda 2T'nin sürede bir V daha artarak 2V'ye çıkamıyor. 1,8V oluyor. Artıyor ama hızındaki o artış azalmış oluyor. Sonra burada 0,8V arttı ya. Burada da 0,8V artamıyor. Mesela 0,6V alıyor, artıyor ve 2,4V'ye çıkabiliyor. Hız artıyor ama hızındaki artış azalıyor. Çünkü ivme azalıyor. Çünkü net kuvvet azalıyor. L'den M'ye doğru gelirken de bu sefer kuvvet arttığı için cismin hızı ne olmuştu orada? Arttı arttı L'de maksimum hıza sahip. Artık yavaşlamaya başlayacak. Mesela 8V hızına sahip olsun L noktasında. M'ye doğru giderken bu kuvvet artıyor mu artıyor? Kuvvet artıyorsa ivme artıyor mu artıyor? Hız değişiminde ne olacak? Artacak. 8V'den mesela 2V azaldım. 6V'ye mi düştüm T süre sonunda? Bir T süre daha geçtiğinde artık 4V'ye düşemem. Daha çok yavaşlayacağım. 3V'ye düşeceğim mesela. 3V birden azalacak. Anlatabildim mi çocuklar? Bu şekilde yorumlayabilirim. Düzgün hızlanmıyor. Hızındaki artış azalıyor. İkinci bölgede de düzgün yavaşlamıyor. Hızındaki azalış artıyor. Bir yalan oldu. Cisim L'den M'ye gelinceye kadar şu ikinci bölgede
Yavaşlar ve meydan geri döner. Evet, onu zaten yorumlamıştık. Orada elektriksel kuvvetler negatif iş yapıyorlardı. Kinetik enerji azalıyordu, potansiyel artıyordu, mekanik enerji korunuyordu. Ve cisim yavaşlayıp şurada yapılan işin aynısı diğer tarafta negatif olarak yapılıyordu. Kazandığı enerjiyi kaybediyordu. Akşam mesela benim babam genelde arkadaşlar, aslında babam asker. Ama bırakmış mesleği, biraz serseri ruhlu olduğu için Allah rahmet eylesin. Mesela gündelik iş yapardı. Güzel para kaldırır getirirdi. Akşam bize böyle saçardı o paraları. Mesela 400 lira mı kazandı o gün? Hemen işte alışverişi yaptı. O gün ne almışsa muzlar alırdı bilmem ne, bizi mutlu etmek için 200 lira harcadı. Kaldı 200 lirası mı? Anneme ve 3 kız kardeşiz biz. Üçümüze al 50 lira sana, 50 lira sana, 50 lira sana diye hepimize dağıtırdı parayı. Sabah olur uyanırdı. Sonra derdi ki kızım, gelirdi bana. Allah rahmet eylesin ya. Kızım ya, bende hiç yol parası yok. Bir 50 lira borç versene derdi. Sonra ödeyeceğim sana, ben 60 lira olarak vereceğim akşama falan derdi. Yani akşam verdiği parayı sabah alırdı arkadaşlar. En azından bir gece mutlu yatıyordum. Bu da bir şey. Yani kazandığınız burada enerjiyi ertesi gün ne yapıyorum? Ben sabahında kaybediyorum. İşte K'dan L'ye kadar kazandım ama L'den M'ye gidince kaybettim tekrar. Peki M'den geri dönüyor mu? Evet, geri dönüyor. L'ye doğru hızlanıyor. Sonra tekrar yavaşlayarak K'ya ulaşıyor. K'dan tekrar hızlanarak L'ye geliyor. L'den yavaşlayarak M'ye gidiyor. Cisim K'dan M'ye gelinceye kadar, birinci bölgede, ikinci bölge, tam buradan buraya gelinceye kadar sistemin elektriksel potansiyel enerjisi önce azalır sonra artar demiş. Öyle bulmadık mı? Buradayken ne oluyordu? Kinetik enerji arttığı için potansiyel azalıyordu. Burada da kinetik enerji azaldığı için potansiyel artıyordu. 2 ve 3'müş bu sorumuzun yanıtı çocuklar. Evet, bu soruda bir bakalım çocuklar. Büyük patlama teorisine göre evren giderek genişlemektedir. Biliyoruz. Buna göre yargılanan hangileri evrenin genişlediğine kanıt olarak sunulmaktadır? Şimdi burada artık konuyu bir özetlemek gerekiyor. Kozmik mikrodalga flom ışını mı? 1, 2, Hubble yasası, 3, Doppler etkisi. Bunların üçü de çocuklar büyük patlama teorisini, yani evrenin genişlemesini doğrular. Şimdi büyük patlamayı şöyle bir görselleştirmiş. İşte 10 üzeri eksi 10. saniye ve 3 dakika sonrası ve 300 bin yıl sonrası. Başlangıçta 10 üzeri 32 derecelerdeyken ne yapmış? 300 bin yıl sonrasında 6000 derecelere falan sıcaklığı düşmüş. Evrenin genişlemesinin şematik gösterimi bu. Tekrar diyorum, Big Bang'i doğrulayan neler var? Doppler etkisi, Hubble yasası, bir de mikrodalga fon ışınımı. Onlar nedir? Şimdi onları tek tek göreceğiz. Evrenin genişlemesiyle ilgili modellerden biri de üzümlü kek modelidir. Doink. Hocam üzümlü kek. Thomson atom modeli değil miydi? Evet öyleydi. Üzümlü kek, her kim icat ettiyse Allah razı olsun ondan. Bilim insanları bu kekten çok esinlenmiştir çocuklar. Bu kök diyorum ya. Bu kek modeli bizim kurtarıcımız olmuş. Kekin hani Thomson atom modelinde o hamuru neyi anlatıyordu? Hop, atomun kendisini, işte o pozitif yüklü parçacıkları anlatıyordu. Parçacık demiyorduk, o pozitif yük hamurun kendisidir diyorduk. İşte üzümde elektronları, negatif yüklü cisimleri anlatıyordu. Onlar da o hamura dağılmıştı. Burada da çocuklar kekin hamuru uzayı anlatıyor. Üzümlü ise oradaki gök adaları anlatmış oluyor. Pişmekte olan bir kekin hamuru nasıl kabarırsa, burada da eğer evrene benzetirsek bu modeli, kek kabarırken üzümler birbirinden uzaklaşıyor ya, burada da kekin içindeki iki üzüm birbirine ne kadar uzaksa, iki üzümün birbirinden uzaklaşma hızı da o kadar artıyor. Buna da Hubble yasası diyoruz. Yani aralarındaki mesafe bu kadar olan, d kadar olanlar birbirinden v hızıyla uzaklaşıyorlarsa, 2d olan 2v hızıyla uzaklaşmış oluyor. İşte evrendeki gök adalar da benzer şekilde birbirinden uzaklaşır. Burada modeli vermiş. Kekin gördüğünüz gibi hamuru kabardıkça ne oluyor? Gök adalar birbirinden uzaklaşıyor. Ama eğer zamanda geriye gidebilseydik, hamurun kabarmasını, çökmesini beklerdik. Yani gök adaların birbirine doğru yaklaşmasını beklerdik. Evrenin genişliği oluşu, onun geçmişte sonsuz küçüklükte bir noktadan ortaya çıktığı düşüncesini ne yapıyor? İnsanın aklına getiriyor. İşte bu teorine biz ne diyoruz, bu teoriye? Big Bang teorisi diyoruz. Ancak bu teoride tabii ki hala cevaplanması gereken evrenle ilgili bir yığın soru var mı? Var. Hani en çok bu doğrulanıyor diyelim. Sonuç itibariyle evrenin geçmişiyle geleceğiyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Peki başlayalım bir girişten. Bir, Fraunhofer çizgileri. Acaba bu çizgiler nedir? Ve ne şekilde Big Bang'e bir şekilde kanıt oluşturuyor? İsmini nereden alıyor? Joseph Fraunhofer'dan alıyor. 1787 ile 1826 yılları arasında, çok genç yaşta kaybetmişiz bu bilim insanını. Taysal çizgiler grubudur. Bu çizgilerin ismini bu adamın adıyla alıyoruz. Fraunhofer kendi yaptığı tayf ölçer ile güneş tayfında
574 tane siyah çizgi gözlemledi. Biz bunu nerede görmüştük? Atom fiziğinde gördük değil mi çocuklar? İşte güneşin atmosferinden geçen ışınlar ne yapıyor? Atmosferdeki atomla etkileşiyor. Atomun elektronlarını uyarıyor. Belli bir miktarda enerji kaybediyor dolayısıyla. O atomların absorbe ettiği elektromanyetik spektrumdaki enerjileri ben ne yapamıyorum göremiyorum. Gerisi bana ulaşıyor ama atmosferindeki işte belli atomların belli enerjileri absorbe etmesi yüzünden Titan tamam bana ulaşmıyordu. Bu yüzden biz böyle çizgiler görüyorduk. Siyah çizgiler. Siyah çizgiler ne anlama geliyor? O ışığın bize ulaşamadığı anlamına geliyor. Bu tespitten ta 45 yıl sonra ise 1859'da Kirchhoff ve Robert Bunsen diye iki adam, onların resimlerini koymadım, tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu çizgilerin güneşin soğurma çizgileri olduğu gösterildi. Yani aslında bizim adamımızın bulduğu şeyi ne yapıyorlar? Onlar da üzerinden geçiyorlar. Ve adına da onun adını veriyorlar dolayısıyla. Kirchhoff ve Bunsen bazı gazlar arasından geçtikleri, pardon ya, geçirdikleri beyaz ışıkta da benzer çizgiler gözlemlediler. Evet. Bu çizgiler bizim daha önceki bölümde bahsettiğimiz soğurma tayfındaki çizgilerdir. O halde Fraunhofer'un güneş tayfında gözlemlediği siyah çizgiler güneş atmosferindeki bazı gazların karakteristik olarak soğurduğu ve belirli dalga boylarındaki ışımalara karşılık gelmektedir. Yani bu neydi hatırlarsanız, işte bu orada da gördüğümüz enerjinin kesikli olması durumuydu. Soğurma tayfı ile ilgili bilgilerinizi bir önceki bölümü inceleyerek gözden geçiriniz demiş. Burada gördük tayfı. Fraunhofer'dan sonra da güneş ışığında toplam 30 bin kadar soğurma çizgisi neredeyse tespit edilmiş. Ancak güneşten başka diğer yıldızlar üzerinde de spektroskopik incelemelerde başka şeyler bulunmuş. Bundan daha başka ilginç şeyler. Nedir bu? 1868'de Sir William Huggins ne yapmış? Yıldız tayflarındaki soğurma çizgilerini tayfın ya kırmızı ya da mavi ucuna doğru kayma gösterdiğini saptamış çocuklar. Bu çok önemli. Huggins, şekil 4.19'daki güneş tayfında, yani buradaki güneş tayfında, örneğin kalsiyumun K çizgisinin başka yıldızların tayflarında daha değişik dalga boylarında ortaya çıktığını gözlemlemiş. Tayf kaymış yani. Tabii ki bu durum değişik dalga boylarında görülen çizgilerin başka elementlere ait olabileceği aklınıza getirebilir. Yani o K çizgisi hocam kalsiyum atomuna ait değildir de başka bir atoma aittir diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Çünkü başka elementlere ait olabilmediğini nasıl anlıyoruz? Kaymanın bütün çizgilerde olduğunu görüyoruz. Yani orada 100 çizgi varsa 100 çizgide bir miktar beraber kayıyorlar çocuklar. Demek ki aslında oradaki çizgiler aynı elemente ait. Peki neden kayıyor kısmına gelelim. İşte burada da ne geliyor? Doppler etkisi geliyor. Yıldız tayflarındaki kayma ve Doppler ilişkilendirmesi. Dalga mekaniği ünitesinde zaten bu konuyu gördük. Doppler etkisiyle ne oluyordu işte? Örneğin sesin frekansını farklı algılayabiliyorduk, değil mi? Ne yapıyorduk? Bize doğru yaklaşıyorsa örneğin, yaklaşan araç için sesin frekansının daha tiz, uzaklaşan araba için daha pes duyulduğunu biliyorduk. Doppler etkisiyle yıldız tayflarındaki kayma olayının ilişkilendirilmesi çok uzun zaman almamış. Hemen o buysa bu lan deyip birleştirmişler. Tayflardaki kayma olayından 26 yıl önce keşfedilen Doppler etkisi, yıldızların tayf çizgilerindeki yani dalga boylarındaki kaymaların sebebini mükemmel bir biçimde açıklamış. Ses dalgalarında küçük hızlarda algılanan bu etkinin ışık dalgalarında fark edilmeleri için tabii ki gök cisimlerin ışık hızına göre dikkate alabileceğimiz bir hızda hareket etmeleri gerekiyor. Yani öyle klasik şuradan geçen bir arabanın ışığındaki Doppler'i göremiyoruz. Bizden uzaklaşan bir yıldızın yaydığı ışıma tayfındaki örneğin turuncu ışık kırmızıya doğru bizden uzaklaşıyorsa bakın kırmızıya doğru kayıyor. Yani frekansı ne oluyor? Azalıyor. Dalga boyu da artmış oluyor. Eğer turuncu kırmızıya kayıyorsa o zaman çocuklar bütün renkler hemen ne yapacaktır? Kırmızıya doğru kayacaktır. Yani yeşil sarıya, sarı turuncuya, işte mor maviye, mavi yeşile doğru kayacaktır. Örneğin turuncu ışık kırmızıya doğru kaydıysa kayan turuncu ışığın yerinin sarı, sarının yerinin yeşil, yeşilin yerini mavi, mavinin yerini de mor ışık almakta ve tayf yine normal haliyle gözükmektedir. Oluşan kayma ise yani şu siyah çizgiler aynı aralıklarla kalıyor ama bu siyah çizgileri alıp böyle kırmızıya doğru kaydırıyorum. Artık bu mor da görünmüyor da mavi de görünüyor mesela. Şu sarıdaki turuncu da görüyor, turuncudaki kırmızı da görünüyor.
Evet. Oluşan kayma ise daha önce belirttiğimiz soğurma çizgilerinin yani siyah çizgilerin yerlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktır. Geldik Hubble yasasına. Bir de ona bakalım. Gökada tayflarına yapılan incelemelerde bazı istisnalar dışında tayfların tümünde kırmızıya kayma gözlenmiştir. Bu durum neyi anlatıyor bize? Demek ki Gökada'nın bizden uzaklaştığını anlatıyor. Bizimle aynı Gökada kümesinde bulunan birkaç Gökada dışındaki tüm Gökadalar birbirinden ne yapacaktır? Uzaklaşacak. Bizden uzaklaşacaktır. Yani bakın birkaç tanesi hariç diyor. Örneğin şöyle diyebilirim. Şuraya geleyim. Şöyle bir çizgide gözlemleyebiliyoruz. Yani eğer Gökada bize göre, dünyamıza göre hareketsizse, diyelim ki o siyah çizgiyi sarı ışık bölgesinde görmüşsem, Gökada bizden uzaklaşıyorsa kırmızıya doğru kayıyor. Bakın turuncuya geldi. Bize doğru yaklaşıyorsa yeşile doğru kaymış oluyor. Ama genelde gördüğünüz gibi bu durum bizimle aynı Gökada kümesinde bulunan birkaç Gökada dışındaki tüm Gökadaların birden uzaklaştığı anlamına geliyor. Çünkü onlardan istisna onlar. Onların dışındakiler ne oluyor? Kızıla kayıyor. Bu gelişmelerden yola çıkan Hubble kendi adıyla bilinen Hubble yasasını açıkladı. Ve Gökadalar bize olan uzaklıklarına göre artan hızlarda bizden uzaklaşmaktadır dedi. Örneğin bir A gökadasının bize uzaklığı B gökadasının iki katı ise A'nın bizden uzaklaşma hızı da B'nin bizden uzaklaşma hızının iki katıdır. D kadar mesafede V hızıyla uzaklaşırsa 2D mesafemiz varsa 2V hızıyla uzaklaşmış oluyor. Grafikte işte burada bazı şeyler söylenmiş. Bunların formülsel kısmı önemli değil. Burası müfredat dışı kaçıyor. Neyi söyleyebiliriz? Tamam, buraya gerek yok artık. İsteyen ayrıntısını şuradan durdurup okuyabilir. Bilmeniz gereken uzak olan daha hızlı uzaklaşıyor. Ve son olarak kozmik mikrodalga fon yani ardalan ışınımı dediğimiz ışınımı. Bu da yine Big Bang'i destekleyen durumlardan biri. Genişleyen evren modeli birçok bilim insanı için başlangıçta oldukça zor kabul edilmiş. Çünkü evrenin çok küçük bir zaman dilimi öncesinde işte sınırlı bir zaman içerisinde öyle son derece yoğun nokta gibi bir şeyden var olduğunu savunuyoruz sonuçta. Birazcık mucizevi gibi geliyor yani. Ayrıca bu teori tüm gözlenen evrenin günümüzden 10-20 milyar yıl kadar önce olağanüstü yoğunluktaki bir durumdan ortaya çıktığını ileri sürüyor. Büyük patlama teorisinin en büyük kanıtı ise geçmişten yani evrenin başlangıcından ta en başından kalan mikrodalga fon ışınımı veya kozmik ardalan ışınımı olmuştur. 1964 yılında iki genç radyo astronom olan işte Penzias ve kimmiş bu Wilson, New Jersey'deki radyo teleskop ile yaptıkları çalışmalar sırasında bir radyo paraziti keşfetmişler. Bir süre sonra bu parazitin aslında bir teleskopta mı hata var falan deyip diyorlar teleskobu kontrol ediyorlar falan filan sonunda hatanın olmadığını anlıyorlar. Dünya dışı Güneş'in ve Samanyolu'nun konumlarından bağımsız olarak her yönden ve eşit şiddete geldiğini tespit ediyorlar. Hani kanallar arasında gezerken o radyo frekans arasındaki o parazit var ya ya da televizyonda o parazit yayını var ya işte o aslında arkadaşlar. Biz bunu hep algılıyoruz. Hassas ölçümler sonucunda ise bu parazitin elektromanyetik tayfın mikrodalga bölümüne giren 7 santim dalga boyu bir ışınım olduğu anlaşılmış. Çok geçmeden bu mikrodalga ışınımının evrenin en uzak bölgelerinden kaynaklandığı ortaya çıkmış. Ta oralardan geliyor bize. Işınımın her yönden düzgün şiddette gelmesi de yani yakın bölgelerden değil çok uzak bölgelerden geldiğinin kanıtı sayılmış. Yani çok yakın olursa mesela o eşit şiddette gelemez. Hani şöyle düşünün. Bir noktasal ışık kaynağı düşünelim. İşte şöyle dağıtarak ışını gönderiyorsa uzaksam az ışık düşer ama çok yakınsam çok düşer. Ama gelen şey lazerse sonsuz uzaklıktan geliyorsa paralel gibi düşünebilirim bunu. O zaman onun yoğunluğu uzunluğuna bağlı değildir. Uzaklığına bağlı değildir, özür dilerim. Evet, hemen hemen aynı zamanda kozmik mikrodalga ışınımı üzerine çalışan diğer kozmoloji uzmanları da bu ışınımın büyük patlamadan kalmış olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca evrendeki güneş ve diğer yıldızlardaki helyumun çoğunun evrenin başlangıç dönemlerinde termonükleer füzyon yoluyla ortaya çıkmış olması gerektiğini iddia etmişlerdi. Bu durumda evren sıcak elektronların ve protonların yaydığı yüksek enerjili fotonlarla dolu olacaktı. Evren genişledikçe bu ışınımın soğuyacak. Ne olacak? Işınım soğuyacak çünkü zamanla
ne yapıyor? Birbirinden uzaklaşıyor. O bölgedeki foton yoğunluğu azalıyor. Evren genişledikçe bu ışınım soğuyacak ve günümüzde de elektromanyetik tayfın artık mikrodalga bölgesine ne yapıyor? Denk gelmiş olacak. Daha soğuk bir elektromanyetik dalga bu. Bu düşünceyi destekleyen ve daha hassas ölçümler yapılmasını sağlayan bir atılım gerçekleştirildi. 1989 yılında John Madder tarafından tasarlanan ve aynı yılın Kasım ayında uzaya fırlatılan kozmik fon kaşifi uydusuna yerleştirilen bir araçla kozmik mikrodalga fonunun sıcaklığı daha önce hiç ulaşılmamış hassasiyette ölçülebilmiş çocuklar. Bu bulguya göre, artık yoruldum okumaktan, bu bulguya göre şu anda 1 santimetre küp hacminde yaklaşık olarak 400 kozmik mikrodalga fonu bulunmuş. Evrenin ilk dönemlerinde ise bu sayı çok daha fazla olarak düşünülüyor. Evet, bitirdik çocuklar. Bunlardan biriyle karşılaşırsanız Big Bang'i ne yapıyormuş? Destekliyormuş. Şimdi şıklara geri dönelim. Geldik. Sorumuz burada kaldı. Diğer gök adalardan gelen ışığın kızıla kayması evrenin genişlediğinin, yani Big Bang'in kanıtı mı? Evet. Newton'un genel çekim yasasının bununla bir ilgisi yok. Termodinamiğin sıfırıncı yasasının da bununla ilgisi yok. Newton'un genel çekim yasasını zaten biliyorsunuz. Kütleler birbirlerine kütle çekim kuvveti uygularlar. Bu kütle çekim kuvveti genel çekim sabitiyle doğru, kütlelerin çarpımıyla doğru, aradaki uzaklık karesiyle ters orantıdır. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ne diyor? Diyor ki 3 madde varsa, işte ben Ali ile birbirimize temas ediyorum. Termal dengedeyim. Yani sıcaklıklarımız aynı. Ben ona enerji aktarmıyorum, o bana. Ali de gidiyor Ceren'e dokunuyor. Ceren'le onlar arasında da bir termal denge söz konusu. O zaman ben de Ceren'e dokunursam biz de termal dengede oluruz. A maddesi B maddesiyle termal dengedeyse, B maddesi de C ile termal dengedeyse, A ile C de termal dengede olur demektir bu yasa. Hiç konumuzla alakası yok gördüğünüz gibi. Evet, geldik neye? Sabit hızla gitmekte olan bir araba yol kenarında bekleyen bir kişiye doğru korna çalarak yaklaşıyor. Da 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 da. Buna göre arabanın yaklaştığı süreçte, aman ha altını çiz, yaklaştığı süreç, yol kenarındaki kişinin duyduğu korna sesinin özellikleri ilgili hangi bilgi doğrudur diyor. Şimdi normalde bu kornanın frekansı ne olsun? 4 F olsun. Bana yaklaşıyor V hızıyla kaynak, araba yaklaşıyor. Ben bu frekansı ne yapıyorum? Doppler etkisi sebebiyle daha yüksek frekansta işitiyorum. Yani 6 F işitiyorum mesela. Benden uzaklaşmaya başladığında da 4 F'den daha düşük. Örneğin 2 F'i hissediyorum. Şimdi ne oluyor bakın? Yaklaşırken yaklaşma kısmında daha yüksek frekansla işitiyorum. Ama bu değer sabit, değişmiyor. Yaklaştıkça artıyor falan değil. Yani şurada araç, ben de buradayım. Bana gelene kadar şu 4F frekanstan daha yüksek frekansla işitiyorum sesi. Benden uzaklaşmaya başladığında da artık 2F işitiyorum gibi düşünebilirsiniz. Tamam? Yani bu değerde sabit, bu değerde sabit. Frekansı değişmemektedir, doğru. Ama o yaklaştığı süreç demese, hareketi boyunca ne olur dese, önce bir artmış diyorum, sonra da azalmış diyorum. Frekansı önce bir daha yüksek diyorum, sonra da daha düşük diyorum. Hızı artmaktadır diyor. O dalganın yayılma hızı frekansına falan bağlı değildi. Ortama bağlıydı. Aynı ortamda aynı hızla hareket edecektir dalgalarımız. Zaten frekansı azalıp artmakta kısmı yok. Yaklaştığı süreçte sabit, uzaklaştığı süreçte de sabit. Fakat bunlar normal ses dalgasının frekansına göre farklı değerler oluyor. Bunlar da elendi. Genliği azalmaktadır diyor. Yalan. Bize doğru geldikçe şiddetini daha fazla duymaya başlarız. Artar. Neden? Çünkü şöyle düşünelim, mesela burada bir yerde bir dalga yayılarak geliyor değil mi? Yayılıyor. Yani bir sürü hava molekülüne dağılmış oluyor. İlk başta oradayken hava molekülüne, ama tam dibime geldiğinde bütün enerji hemen dibimdeki moleküllerde oluyor. Onları daha çok titreştirebiliyor. Yani siz de şöyle düşünebilirsiniz, bir taşı denize attığınızda ilk baştaki o yakın bölgedeki yüzeydeki dalgalanma daha fazladır. Dalga uzaklaştıkça dalga cephesi genişlediği için o enerji daha çok moleküle aktarıldığı için o titreşim ne olur? Azalır. Yani genlik azalmış olur. Bize yakın bölgelerde, işte ben size yakın zaman, sizin dibinizde konuşurken daha şiddetli bir ses duyarsınız. Uzaktan konuşursam daha az şiddetli ses duyarsınız. Genliği azalmakta değil, yaklaştığı süreçte artmaktadır.
12 numaralı sorudayız. Bitiyor artık, sona geliyoruz. Einstein 1905 yılında yayımladığı makalede uzay ve zamanla ilgili özel görelilik teorisi adı verilen bir teori ortaya koydu. Bu kurama göre yargılarının hangileri doğrudur? Fizik yasaları bütün eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır demiş miydi? Evet. İki şey söylemişti zaten çocuklar. İki postülat, iki varsayımı var. Bunun üzerine bunları kabul ettikten sonra bazı şeyler de söylüyorduk. İşte eş zamanlı olmaması durumu olayların, sonra uzunluk büzülmesi, zaman genişlemesi kavramlarından da bahsediyordu. Ama şey diyordu, bir, tüm eylemsiz referans sistemlerinde, yani ne demek bu? Sabit hızla giden ya da duran bir eylemsiz referans sistemi kabul edilir o sistem. İvmeli hareket ediyorsa eylemli referans sistemi. Tüm eylemsiz referans sisteminde fizik kanunları geçerli olur diyordu. Sonra da diyordu ki ışığın hızı öyle işte bağıl harekete göre hesaplanamaz. İşte gözlemcinin ya da işte kaynağın hareketine göre ışığın hızı değişmez. Sabit kabul edilir diyordu. Işığın frekansı arttıkça enerjisi artar doğru bir ifadedir ama bunun özel görelilikle alakası yok. Bunu Planck buluyordu. İşte HV diyordu. H Planck sabitliği zaten. Frekans arttıkça evet enerjisi artıyordu. Bunu işte Bohr'da kullanıyordu hatırlarsanız Planck'ın dışında. Einstein fotoelektrik denkleminde kullanıyordu bu denklemi ama bu Einstein özel görelilikle alakalı bir durum değil. Işık tanecikli yapıya sahiptir. Evet, bu da ışığın doğası ile ilgili tanecik yapısına da sahip oluyor, dalga doğasına da sahip oluyor. İşte Newton tanecik doğası ile ilgili çıkarımlar yapmıştır, değil mi? Dalga doğası, hem dalga hem tanecik doğası ile açıklanan durumlar vardı. Bu yine özel görelilikle alakalı bir durum değil. Pardon, yanlış şey işaretledim. Özdeş fotosellere XYZ ışınları gönderildiğinde fotosellerde şimdi özdeşliyorsa bu ne anlama geliyor? Eşik enerjileri yani bağlanma enerjileri aynı. E0 aynı. Evet, 3 tane farklı ışın gönderiliyormuş. Fotosellerde uygulanan gerilime göre değişim grafiği şekildeki hangileri doğrudur? Şimdi bu grafiğin arkadaşlar belli şeyleri var. Bunlardan birisi kesme potansiyeli dediğimiz şey. Kesme potansiyeli şudur. Devrede bir fotoelektrik akım oluşur. Bu akımı yok etmek için devreye ters bağlı üreteç bağlarız. Elektronları hızlandırmayız da yavaşlatırız. Kazandığı kinetik enerji ondan emeriz. Böylelikle anota ulaşmasına engel olur ve akımı sıfırlarız. Bakın akımın sıfır olduğu değer şuradaki gerilimlere karşılık geliyor. Siz bu gerilime mesela 3 volt verdilerse doğrudan dersiniz ki Z fotonu için gelen Z fotonun enerjisi, bağlanma enerjisi artı hani elektronun söküldükten sonra kinetik enerjisi diyordunuz ya. O kinetik enerji yerine E çarpı 3 volt yazabilirsiniz. Yani 3 elektron volt kinetik enerjisi vardır diyebilirsiniz. Şuraya da 4 volt diyelim. Bunlar tabii ki eksi değerler. Ters bağlı üreteç olduğunu anlatıyor. Y ve Z için ise Y için ve X için özür dilerim. Yine E0 aynı. Bağlanma enerjileri aynı. Fotosel lambalarımız aynı olduğu için. İkisinin de bakın kesme potansiyeli aynıysa o zaman elektronların maksimum kazandığı kinetik enerjiler de aynıdır diyebilirsiniz. 4 elektron voltmuş mesela benim verdiğim değere göre. E bu E0 aynı olduğuna göre o zaman X ile Y'nin enerjisi birbirine ne çıktı? Fotonların enerjileri eşit. Fakat Z onlardan daha küçük bir enerji çıktı. Burası daha küçük olduğu için. Yani bu durumda X'e birinci fotosele gönderilen X ışının ya da şeyin elektromanyetik dalgasının fotonunun frekansı Y'ninkine eşit. Bunlar da Z'ninkinden daha büyük. Ama dalga boylarını sıralarsam dalga boyu da enerjiyle ters orantılı olduğu için böyle yazabilirim. X ile Y'nin frekansları eşit midir? Evet, bu fotonların frekansları enerjileri eşit olduğu için eşit çıktı. Z'nin dalga boyu X'inkinden daha büyük mü? Evet, bunu da gördük. Y ve Z'nin ışık şiddetleri eşittir. Işık şiddeti deyince aklıma maksimum akım gelecek çocuklar. Yani devrede kopan bütün elektronların anoda ulaşması durumunda ben şu yorum yapabilirim. Ha biri işte 5 elektron söktü abicim. Bu 5'in 3'ü ulaşırsa diğeri de işte 6 tane elektron söksün. 4, 5, 6. Şimdi 6'nın 3'ü de ulaşabilir, ikisi de biri de ulaşabilir. Ne kadar ulaştığını bilmiyorum ki. Hani o kendiliğinden ulaşana I0 diyorduk. Üreteç bağladığımda düz bağlı daha çok ulaşmaya başlıyordu. Ters bağlı bağladığımda daha az ulaşmaya başlıyordu. Şimdi bunun 5 tanesinin 3'ü ulaşırken bunun 6 tanesinin 3'ü ulaşıyorsa I0'ları aynıdır ama bu ışık şiddetini bana anlatmaz. Yani akıyı anlatmaz daha doğrusu. Işık şiddeti pek doğru sayılmıyor çocuklar burada. Akı demesi daha doğru bir ifade aslında. Öyle diyeyim. Yani ÖSYM'de akı olarak sorar. Ay biraz yoruldum da. Ama şöyle düşünürsem ya bundan 5 tane sökülsün ve 5'i de ulaşsın. Bu nedir? Imax. Bundan da 6'sı sökülsün. Bunun da
6'sı ulaşsın. Bunu da IMAX'ı bu. Kesinlikle o zaman buraya düşen foton sayısı daha fazladır. 6 foton düşüyorsa buraya 5 foton düşüyordur. Yani aslında ışık akısı ikinci bölgenin şu sistemin daha çoktur. Yani siz akıyla ilgili yorum yapacaksanız ki genelde kitaplar ışık şiddeti olarak verir. Bununla ilgili bir yorum yapacaksanız iyi maksimuma bakın, tamam mı? Bununla ilgili bir yorum yapabilmek için maksimum akım değerlerine bakın. Maksimum akımda bak buradan okurum. Şöyle bakalım. X'inki en büyük. Y ve Z'ninki bakın maksimum akımları aynı. O zaman X'teki ışık akısı Y ve Z'ye nazaran daha çok olacaktır. Bu kitap bunu ışık şiddeti olarak yorumlamış. Biz de öyle yorumlayalım. Ama doğru değil dediğim gibi. Işık akısı demesi daha sağlıklı çocuklar. Y ve Z'nin ışık şiddetleri eşittir. Işık akıları eşittir. Doğru kabul ettim. 1-2-3 oldu. Tam ışık şiddeti yeterli cevap değil. Yani dediğim gibi. Yani ışık şiddeti çoktur ama o alana düşmüyordur yani. Alanı da alacağım. O alana düşen ışık şiddeti. Yani ışık akısı demesi lazım. Yani burada ışık şiddeti daha çoktur ama yukarılardan kaçıyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani ışık şiddetiyle doğrudan ifade edemem durumu. Belli bir alana düşen ışık şiddeti ışık akısı zaten. Işık akısı demesi lazım. Evet, geldik son soruya. Yalı iletkenlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yarı iletken konu anlatımını bir yerde yapmıştım ben. Dur bakayım nerede o? Evet, Köşe Bilgi Yayınları AYT Fizik Alan Denemesi 2 numaralı videoda çocuklar 11. dakika 02. saniyede yarı iletkenleri anlatmaya başlıyorum. Oradan bir konu anlatımına bakabilirsiniz. Şimdi burayı dinlediğinizi farz ederek soru çözümüne devam edeceğim. Oradaki konu anlatımından bir çizdiğim yerleri aldım. Özelliklerine bir bakalım. Bize de zaten özellikleri sorulmuş. İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasında yer alıyor. O hani son yörüngede işte artı 1, artı 2, artı 3 değerlik alabilen son elektronları, yörüngelerdeki elektronları verebilen artı değerlik alabilen maddeler genelde neydi? İletkenlerdi, metaldi bunlar. Ama artı 5, artı 6, artı 7 değerliğe sahip olan elementlerimiz ise yalıtkan maddelerdi. Ametal kısmına giriyordu. Bunlarda da 4 tane çocuklar elektron var. Yani ne iyi iletken ne de iyi bir yalıtkan. İletme bakımından iyi bir iletkenden daha kötü bir iletken, yalıtma bakımından da iyi bir yalıtkandan daha kötü bir yalıtkan. Arada da yer alıyor. İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasındadır. Normal haldeyken yalıtkan sayarız biz bunları. Ve ışığı, ışık ve magnetik etki altında gerilim uygulandığında geçici olarak iletken hale geçebiliyorlar. İletkenlik özelliği kazanıyorlar. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da bileşik olarak elde edilebiliyor. Kristal bir yapıya sahipler. Atomları kübik kafes sisteminde uygun belirli bir düzende sıralanıyor çocuklar. Hani o güzel gösteriler görüntülüyor ya kristal şekli. O şekli alıyorlar. Elektriksel iletkenlik bakımından yalıtkanlardan daha iyi yalıtkan değil, daha kötü yalıtkanlar. İletkenlerden de daha kötü iletkenler. Elektriksel iletkenlik bakımından iletkenlerden daha kötü iletkenler, evet. Hiçbir dış etki iletkenliklerini değiştirmez, yalan. Isı, ışık ve magnetik etki altında gerilim uygulandığında geçici olarak iletkenlik özelliği kazanabiliyorlar. Yalnız 2'ymiş. Ve bitti. Evet, 14. sorumuz. Zamana da baktım. Bayağı bir uzun sürdü bu derinle. Öpüyorum. Şimdi editlemesi de 3 saat sürer. Hoşçakalın gençler. Kendinize iyi bakın. Öpücüğünüzü burada bir daha verdim. Hadi iyisin. Hoşçakalın.